Norveç'te 92 kişinin ölümüne neden olan çifte saldırıların sorumluluğunu üstlenen 32 yaşındaki saldırganın avukatı, müvekkilinin üstlendiği saldırıların vahşice olduğunu kabul ettiğini, ancak gerekli olduğuna inandığını da söylediğini aktardı. Sorgulanmasına devam edilen saldırganın gözaltı süresinin uzatılması için yarın mahkeme önüne çıkması bekleniyor. Norveç polisi ise yaz kampının yapıldığı adaya düzenlenen silahlı saldırıya geç müdahale ettiği yönündeki eleştirileri reddetti. Polis yetkilileri saldırı haberi alındıktan bir saat sonra olay yerinde olduklarını açıkladı. Bu arada cuma günü düzenlenen her iki saldırıda ölen 92 kişi için ayin düzenlendi. Ayine katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Son saldırılar 5 milyon nüfuslu Norveç'te göçmenlik konusunu yeniden tartışmaya açtı. Saldırıların göçmenlik konusunda ılımlı bir politika izleyen Norveç'teki iktidar partisine bir mesaj niteliği taşıdığı yorumları yapılıyor.